GTS Grup sahip olduğu iki firmasıyla güvenlik ve temizlik alanında müşterilerine entegre hizmet sunmaktadır. Firma, Ege bölgesinde alışveriş merkezleri, siteler ve kurumsallaşmış pek çok firmaya yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. GTS Grup Genel Müdürü Yaşar Çantepe'den çalışmaları hakkında bilgiler aldık. GTS bir gruptur. Gruptan maksadı da GTS'nin güvenlik üzerine ayrı bir şirketi vardır. GTS'nin temizlik üzerine ayrı bir şirketi vardır. İki ayrı şirketten oluşmaktadır. Kuruluş amacı hizmet verdiği yerlere talebi olan hizmeti en iyi ve en kaliteli şekilde verebilmek maksadıyla kurulmuştur. Gerçekten de hizmet verdiği yerlerde uzun yıllardır çok yüksek hizmet kalitesinde hizmetler verilebilmektedir. Yönetim kademesi de bir o derece iyi arkadaşlardan oluşmuş olan bir şirkettir. Ege bölgesinde bir markadır. Evet. Yaşar Çantepe konuşmasında güvenlik sektöründe eğitimin önemine dikkat çekti. Şimdi alınan eğitimde şimdi güvenlikle beraber belirli bir hukuk bilgisinin de olması gerekiyor. Özellikle biz daha çok Ege bölgesi İzmir'de 5 tane alışveriş merkezine güvenlik hizmeti de veriyoruz. Vermiş olduğumuz bu hizmette güvenliğin yanında elemanlarımızın hukuki bilgileri de bilmesi gerekiyor. Neye göre müdahale etmesi gerekir? Kişi haklarını zedeler mi? Ya da kişi haklarını tecavüz ediyor mu? Etmiyor mu? Yani bunların bilinmesi gerekiyor. Şu anda benim gördüğüm bu eğitimden geçmiş olan elemanların en azından temelde bu tip bilgileri alıyorlar. Yani bizim geçmiş döneme göre, yani yasa öncesi döneme göre şu andaki çalıştırdığımız güvenlik elemanlarında hiç değilse temelde bu hukuk eğitimlerini de almış oluyorlar. Bunun yanında alınan bu eğitimlerin içerisinde işte yangın, koruma, alarm, işte acil durumda davranış eğitimleri bu eğitimler de alınıyor. Bu eğitimlerin de alınıyor olması elemanların kalitesini arttırıyor. Biz ayrıca da hizmet verdiğimiz yerlerde yıllar içerisinde edinmiş olduğumuz tecrübeleri de bu elemanlara aktardığımız süreler içerisinde daha kaliteli bir güvenlikçi, güvenlik elemanı profili ortaya yere çıkmaya başlıyor. Firma grup bünyesinde bulunan temizlik şirketiyle de sektörde faaliyet göstermektedir. Temizlik hizmetleri de bizim vermekte olduğumuz diğer bir hizmet alanımız. Temizlik hizmetleri de çok önemli, önemi de fazla şu anda algılanamayan ama çok önemli olan bir hizmet grubu. Biz genelde bu hizmetlerimizi verebilmek için çok iyi eğitilmiş bir müdür, şef yapısından faydalanıyoruz. Bu da nasıldır? Daha önce otellerde housekeeper seviyesinde çalışmış arkadaşlar bizim bünyemizin içerisinde temizlik bölümümüzün ünite müdürlüklerini, amirliklerini yapmaktadırlar. Bu arkadaşların özellikleri temizlik kimyasallarını hangi alanda, hangi zeminde, hangi ürünü kullanabileceği ve bu ürünü hangi uygulamayla kullanabileceğini çok iyi bilmeleridir. Zararlı da olabilir, faydalı da evet, olabilir. Çünkü her alanda kullanılabilecek olan temizlik makine ve ekipmanı belirlidir. O ekipmanda kullanılacak olan kimyasallar bellidir. Bunların ne oranlarda kullanılacağı bellidir. Ama bunların hepsi belirli bir eğitim sürecinden geçmiş olmayı gerektirmektedir. Bunları yapabiliyorsanız, sağlayabiliyorsanız yapmış olduğunuz temizlikte hem verim alabiliyorsunuz hem hijyeni sağlamış oluyorsunuz ve insan sağlığını koruyorsunuz. Firma bölgesindeki müşterilerine kurumsal hizmet sunarak entegre hizmet yöntemini müşterileriyle buluşturmaktadır. Biz daha çok kurumsal yerlere kurumsal hizmetler veriyoruz. Fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, sitelerde. Tabii yani evet büyük sitelerde mesela bu da yeni başladı İzmir'de. İstanbul'da bu daha önce vardı, bina yönetim tesis hizmetleri şeklinde.
İzmir'de de yeni başladı. Bina site yönetimi, yani bina tesis yönetimi olarak hizmetler veriyoruz. Bu hizmetlerin içerisinde hizmeti aldığımız zaman o sitenin komple temizliği, sitede bulunan binaların komple temizliği, bahçe bakım, peysaj, evet, havuz bakımları, işte havuzdaki koruma elemanları, havuzun açık olduğu sürelerin içerisinde teknik servis elemanları, sitenin güvenliği, komple bir paket halinde hizmet veriyoruz. Bu entegre hizmet yönetimini verebiliyoruz. Alışveriş merkezlerinde de keza öyle. Alışveriş merkezinin güvenliği, temizliği, teknik servisi, bahçe bakımı, bunlara komple hizmet verebiliyoruz. Yaşar Çantepe son olarak güvenlik hizmeti alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Bana göre almak istedikleri hizmeti öncelikle çok iyi belirlemeleri gerekmektedir. Öncelikle ne istemektedirler? Güvenlik hizmeti istiyorlarsa almak istedikleri güvenliğin sınırlarını iyi belirlemeleri gerekir. Talepte bulunacakları konuları alt alta çok iyi belirlemeleri gerekmektedir. Ondan sonra da firma seçiminde ya da firma kriterlerini oluştururken bu hizmeti verebilecek, bu hizmeti aksatmadan yürütebilecek, elemanlarının sosyal haklarını ve sosyal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilecek bir firmayı, kaliteli hizmet veren bir firmayı tespit etmeye çalışmaları. Takım ruhuna sahip ve bu konuda senelerce deneyimi olan firmaları önce tespit edip daha sonra bu firmalarla görüşmeleri gerekmektedir diye düşünmekteyim.